Bir tabur komando, yaklaşık 1000 kişi, 50'ye yakın tank, 60'tan fazla zırhlı araç, en az 7 savaş uçağı, ondan fazla atak helikopteri, çok sayıda insansız hava aracı, 1450 kişilik barınma imkanı, 34 yataklı tam teşekküllü hastane ve ameliyathane. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin ilk uçak gemisinde olacak. 2021 yılında tamamlandığında Türk donanmasının en büyük deniz aracı olacak. Karadeniz, Akdeniz ya da Atlas ve Hint okyanuslarında herhangi bir noktaya önemli ölçüde bir operasyon gücünü aktarma imkanı yerli uçak gemisiyle elde edilecek. 27.500 tonluk uçak gemisine 2 adet de tank çıkarma gemisinin eşlik edeceği düşünülürse, Türkiye istediği yere yaklaşık 100 tank ve bir tabur askerle çıkarma yapabilecek. Bu imkan Türk donanmasının caydırıcılığını geniş bir coğrafyada artıracak. Yapımı devam eden bu çıkarma gemileriyle özellikle Doğu Akdeniz'deki stratejik havzalarda Türkiye'nin elde edeceği bariz üstünlük bölgedeki bazı ülkelerin telaşlanmasına yol açtı bile. Türkiye'nin 2021 yılında sahip olacağı uçak gemisi dünyada yalnızca 11 ülkede bulunuyor. Denizlerde istenen her bölgeyi üs haline getirecek, gemiye en az 7 savaş uçağı inip kalkabilecek. Fakat uçakların bu gemiye iniş için uygun imkanlarla donatılması gerekiyor. Proje ortağı olduğu son insanlı uçak F-35'lerden ilk başta 100 adet sipariş eden Türkiye, uçak gemisinin gündeme girmesiyle birlikte bu miktarı 116'ya çıkardı. Bu, sonradan eklenen 16 uçağın uçak gemisine iniş için uygun biçimde üretileceği belirtiliyor. Ayrıca TFX projesiyle 2023 yılında göklerde olması planlanan Milli Savaş Uçağı'nda da uçak gemisine iniş kalkış özelliklerinin bulunması bekleniyor. Diğer gemilerde olduğu gibi uçak gemisinin elektronik yazılım ve teçhizatında Aselsan ile Havelsan imzası olacak.